arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel modelimizi çalışacağız bu modelimizde neler yapabiliriz atkılar şallar etoller yelekler çeyizlik yelekler çalışabiliriz ben e, tiftik simli iplerimle ördüm sizler dilediğiniz iple örebilirsiniz yine ince angora iplerle tiftik iplerle örebilirsiniz illa simli olmasına gerek yok dilediğiniz hoşunuza giden herhangi bir marka ve iple bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet üç buçuk numaralı şişimle çalışıyorum. Böyle gördüğünüz gibi ince tiftik bir ipim var e, Simli hemen kolay gelsin diyerek çalışmamıza başlayalım kolay gelsin. 2 ve katlarıyla modelimizi kuruyoruz. Burada 14 tane ilmeğimiz var Sizin örgünüz hangi büyüklükte olursa olsun hiç fark etmez. 2 ve katlarıyla ilmeğimizi şişimizi alalım. Üç buçuk numaralı şişimi kullanıyorum. Ve hemen modelimizi direkt kurmaya başlıyorum ilk ilmeğimi örüyorum bu şişimizden ilk çıkaracağım için örüyorum Normalde ilk ilmeğimizi örmeyeceğiz şişimin üzerine ipimi alıyorum hemen öndeki iki ilmeği aynı anda örüyorum şişimden çıkartmıyorum bir daha başını doluyorum tekrar giriyorum ve Aynı anda örüyorum. Burada 3 tane ilmeğimiz oldu. 1 2 3. 1 de öncesinde başını dolamıştım. Şöyle yakinen göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi ördüm. 1 tane doladım. 2 ilmeğimi aynı anda ördüm. 1 doladım. Tekrar ördüm ve şişimden çıkarıyorum. 3 defa örmüş oldum. Yeniden aynı işlemi yapacağız bakınız. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 2 ilmeğimi düz örgü örer gibi şişime takıyorum örüyorum yani şöyle şişime geçiriyorum bir örüyorum şişimden çıkarmıyorum şişimin üzerine ipimi alıyorum tekrar iki ilmeğimin içerisinden girip düz örgümü örüyorum ve çıkarıyorum bu kez aynı işlemle devam ediyorum şişimin üzerine ipimi alıyorum iki ilmeğimi düz örüyorum Üzerine şişimin üzerine ipimi alıp bir artış yapıyorum ve yeniden iki ilmeğimin içerisine girip bu kez ilmeklerimi de bırakıyorum şişimden çıkarıyorum örüyorum artıyorum örüyorum tekrar şişimin üzerine ipimi aldım iki ilmeğimi düz örüyorum ve bu örme esnasında şişimizden çıkarmayacağız ilk ilmek olduğu için bu gibi. Sıkı ıı, durması gayet normal. Evet, ikisini aldım. Üzerine, bakın ipimi koydum şişimin üzerine. Tekrar girerek iki ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi aldım. İki ilmeğimi örüyorum düz. Şişimin üzerine ipimi aldım. Yeniden örüyorum. Son kez bakın son 3 tane ilmeğimiz kaldı. İkisini örüp bir tanesini ters örüp bitireceğiz. İki ilmeğim almadan önce bir artmıştım. Ördüm. Yine şişimin üzerine ipimi alıyorum. Son kez düz örüyorum ve çıkarıyorum. Son ilmeğimizi ters örelim. Kenarımız düzgün gelsin. Ve sıramızın sonunda şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi burayı bir tekrarlayalım modelimizi ilk yaptığımız sıra birinci ilmeğimizi ördük ama diğerlerini de örmeden alacağız bir arttırdım iki ilmeğimi düz ördüm şişimi çıkarmadan bir arttım ve sonrasında yeniden düz ördüm şöyle bir ördüm arttım düz ördüm tekrar diğer iki ilmeği geçmeden önce şişimin üzerine ipimi aldım iki ilmeğime girdim bir ördüm şişimden çıkarmadan bir arttım bir düz ördüm, şişimden çıkarttım, diğerine geçtim. Bir artış, bir düz örgü, iki ilmeğimizi bir artış, ikinci düz örgüyle şişimizden çıkardık. Son ilmeğimize kadar işlemlerimizi tekrar ettik. Son ilmeğimizi ise ters olarak ördük. Örgümün arkasındayım şimdi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve burada ilmeklerimizi ikişer ikişer ters örüyoruz. Bakınız şöyle. Önce bu iki, sonra diğer iki. İpimi şöyle aldım. İki ilmeğimi ters örüyorum örgümün arkasında. Sonra bir ilmeğimi ve artış ilmeğimi ikisini aynı anda ters örüyorum. Burada ikişer ikişer bu sıramızda ikişer ikişer ters örgü örgümüzün arkasında ikisini örüyorum ters ikişer ikişer alıyorum İki ilmeğimi ters iki ilmeği Yine ters örgümüzün arka yönündeyiz çünkü. Modelimizi örelim. Son bir ilmeğimize kadar hep aynı işlemi yapıyoruz. ikişer ikişer ters örgümü örüyorum. Son iki ilmeğimi ters ördüm ve son ilmeğimi ters örüyorum. Evet, modelimizin birinci kurulumunu böyle iki sırada tamamladık. Şöyle ön yüzdeyiz tekrar. Ön yüzden görelim bakın. Hemen belirli oldu bakın ne güzel. Ee, şöyle açıldı örümcek gibi. Şimdi modelimizin kaydırmalı olduğunu söylemiştik. Şimdi kaydırarak kuruyoruz. Aynı işlemimizi yapacağız yalnız tek farkla e, kaydıracağımız için bir boş aldıktan sonra bir tane düz öreceğiz. Şu iki tanesini birleştireceğiz. Bakın şu ikileri aynı anda alıp yeni gruplar oluşturacağız. Başta ve sonda e, son ilmeklerimiz ve baş ilmeklerimizden sonra gelen bu bitişte de önce gelen ilmeğimizi düz öreceğiz. İkilerimizi şu şekilde kuracağız. Hemen yapmaya geçelim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Modelimiz buraya kayacak. Şimdi ikinci ilmeğimi düz ördükten sonra şişimin üzerine ipimi alıyorum. İki tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Çıkarmadan bir artıyorum. Yeniden girip bir tane daha düz örüyorum ve çıkarıyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Diğer iki ilmeğimi örüyorum. Artıyorum. Yeniden örerek şişimden çıkarıyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İki ilmeğimi önce örüyorum. Şişimde tutuyorum. Şişimin üzerine ipimi aldım. İkinci kez örüp şişimden çıkarıyorum. Şişimin üzerine ipimi aldım. Örüyorum. İkisini birlikte. Şişimin üzerine ipimi aldım. Tekrar ördüm. Artışımı yaptım. 2 ilmeğimi ördüm şişimden çıkarmadan bir artış yaptım tekrar ikinci kez örüp çıkardım son iki tane ilmeğim kaldı tıpkı baştaki ilmeğimiz gibi düzle başlayıp düzle bitecek bakınız baş bitiş ve başlangıç ipini saymıyoruz bakın bir düzle başlamıştık artışımız sonrasında olmuştu çünkü modelimizi bu şekilde kaydırmıştık sonda da aynı işlemi yapıyorum bir düzümü örüyorum son ilmeğimi ters örüyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Burada sevgili arkadaşlar bir tane püf noktamız var. Bu ön sırada birer düz ördüğümüz yerleri arkada da tek olarak öreceğiz. İkili almıyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Bakınız birinci ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde düz olarak bir ilmeğimi örmüştüm. Arkada da onu tek örüyorum. Sonrasında ikili ikili işlem yaptıklarımı Yine 2 2 ters örüyorum. İkişer ikişer ters örüp tamamlıyorum. Sona kadar Bakın devam ediyorum ta ki son iki ilmeğimize kadar. Bakın son bir ilmeğimi yine tek olarak örmüştüm. Burası püf noktası. Lütfen karıştırmayalım. Bunu da tek ters olarak örüyorum ve son ilmeğimi yeniden ters örüyorum ve modelimi ikinci kez kaydırma işlemimi yaparak kurdum. Şimdi üçüncü kez modelimizi kuracağız. Üçüncü kez değil. Birinci sırada yapmış olduğumuz işlemimizin aynısı olacak. Hemen onu da kuralım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen şişimin üzerine ipimi alıyorum. İki ilmeğimi önce örüyorum. Artıyorum. Örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bakın hep aynı işlem. Şu yarımlanmış onu düzeltiyorum. Örüyorum. Artıyorum. Örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıp her ikisini aynı anda örüp artıyorum. Biraz seri örüyorum aynı işlemimizi çünkü tekrar etmekteyiz. Alıyorum. Artışımı yapıp ikisini örüyorum. Tekrar artışımı yapıyorum. Ve son ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün hemen arkasını çeviriyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ikişer ikişer alıyorum. Şöyle iki tersimi iki ters iki ters sona kadar örelim ve modelimizin kaydırmasını bir daha sizlerle birlikte çalışalım ve sonra sizler istediğiniz yerde bu güzel modelimizi severek kullanırsınız inşallah gayet kolay çizik örgülerinizde de çok güzel olacaktır son iki örüyorum ve son tersimi de şöyle örüp tamamlıyorum arkasından bitirdim ve önden bu şekilde görüyoruz şimdi kaydırmasını yapalım ve tamamlayalım modelimizi bakın ikinci kez kuruyoruz bu dördüncü sıramız olacak her çiftlerde bu şekilde öreceğiz birinci ilmeğimi örmeden aldım ikinciyi düz örüyorum tek ve sonrasında şişimin üzerine ipimi alıp ikili ikili örmeye başlıyorum. Önce ilmeğimi alıyorum. İkisini örüyorum. Şişimden çıkarmadan alıyorum. Ve bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz. Kaydırmasını da yaptık. Tekrarlarımızı da yaptık. Umarım hiç aklınızda herhangi bir takıntı kalmamıştır güzel bir şekilde modelimizi çalışırsınız. Sondan bir önceki ilmeğimi düz örüyorum. Arkayı ters çeviriyorum ve modelimizi ikinci kez tamamıyla kurduk. Arkasından yine tersleri çift olarak alacağız. İki çift. Ama buradaki birileri lütfen püf noktamız unutmayalım. Arkadan da ters olarak tek ters olarak örülecek. Şöyle büyük bir parçasını çalışmıştım. Bu da küçük parçayı sizlerle birlikte çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.